Sigorta hizmetleriyle ilgili müşteri memnuniyetini ilke edinmiş olan Iğdır merkezdeki Cafer Karadağ Sigorta'dayız şimdi. İzleyelim. Evet efendim, Iğdır'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Iğdır soğuk ama insanları sıcak. Cafer Karadağ Sigortacılık ve Aracılık Hizmeti'ndeyiz. Merhabalar Cafer Bey, nasılsınız? Tamam, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok mersi, sizi daha yakından tanıyabilir miyim? Öncelikle hoş geldiniz Iğdır'ımıza. Cafer Karadağ, 40 yaşındayım. Gururla söyleyerek iki kız çocuğu babasıyım. 2004 yılından beri sigortacılık sektöründe faaliyetler göstermekteyim. Evet, peki Cafer Bey, sigortacılık ve aracılık ne demektir? Cafer Karadağ Sigorta olarak öncelikle müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek onların en kısa sürede ve uygun bir şekilde çözüm üretmek, hasar anında veya tazminat durumunda en kısa sürede en uygun çözümleri üreterek kaliteli ve sürekli bir hizmet vermek. Evet, peki bu can ve mal güvenliği için mi geçerli yoksa sadece mal güvenliği için? Hayır, bu kaza, oto araç olabilir, yangın olabilir, iş yeridir veya hayattır, sağlıktır. Bütün branşlarda hizmet vermekteyiz. Cafer Bey, peki franchise'lik olmayı düşünüyor musunuz? İsminizi ilerletmeyi düşünüyor musunuz? Önemli bir yer arz ediyorsunuz. Çünkü Cafer Karadağlı olarak isminizi ve soy isminizi taşıyacak her bir verdiğiniz yer. Şu anda zaten sadece Iğdır'a bağlı kalmak istemiyoruz. Şehir dışında şubelik projelerimiz var. İleriki dönemlerde faaliyete sokmayı düşünüyoruz. Cafer Karadağ olarak işe başladığınızdan bugüne hangi problemlerle karşılaştınız sigorta bölümünde? Ya sigortacılık sektöründe ilk başladığımızda müşterilerimizin daha sigortanın ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Hasar ödeniyor mu, ödenmiyor mu veya güvenilir mi, güvenilir değil mi? Bunların hepsi sorun teşkil ediyordu. Şimdi zaman içerisinde bunları tek tek anlatarak başardık. Evet. Evet, verdiğiniz hizmet Türkiye'de de tüm dünyada da önemli bir yer arz ediyor. Bununla ilgili yeni projeleriniz var mıdır? Ya şu anda zaten sadece Iğdır'a yönelik hizmetlerimiz yok. Şehir dışında İstanbul'dur, Ankara'dır veya herhangi bir şey bir şehire zaten poliçe gönderiyoruz. Online olsun veya posta yoluyla olsun hizmetlerimizi veriyoruz zaten. İleriki dönemlerde bakalım. Evet Cafer Bey, niçin bu sektörü seçtiniz? Hikayenizi dinleyebilir miyiz? Ya bu sektörü seçmemdeki en büyük etken öğrencilik yıllarından kaynaklanıyor. O zaman ilk müşterinin hasarını ödediğimizde müşterinin gözündeki mutluluk tebessümü. Şimdi biz sigortacı olarak zor günlerin dostuyuz. İyi günde herkes herkesin dostu olur ama zor günde sadece biz yanında kalıyoruz müşterinin. Şimdi hasarını ödediğimizde çok mutlu oldu. O mutluluğundan dolayı kendimize felsefe edindik artık sigortacılığı. Evet, Cafer Bey'in o zaman fıtratında hizmet vermek, mutlu etmek var. Bu da demek oluyor ki siz hizmeti tam anlamıyla vermeyi prensip haline getirmişsiniz. Zaten müşteriyi zor gününde yalnız bıraktıktan sonra başarılı olamazsınız. Bunun için her zaman çalışacaksınız, geliştireceksiniz. Öncelikle müşterinin her zaman memnuniyetini ön planda tutacaksınız. Evet, müşterilerin sizden talep ettiği şeyler ne oluyor bu süreç esasında? Ya en başta hızlı çözüm, zararının kesintisiz ödenmesi, bunların hepsi etken. Evet, peki son olarak Altın Rehber aracılığıyla tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz Cafer Bey? Vallahi ilk önce herkes sigortasını yaptırsın. Kendini yastığa başını rahat koyabilmesi için, kendini güvencede tutabilmesi için mutlaka sigortalarını yaptırmaları lazım. Ha bu araç sigortası olabilir, sağlık sigortası olabilir veya yangın sigortası olabilir. Bunların hepsi önemli bir etken.